Merhabalar sevgili Yeryüzü TV izleyicileri. Yeni bir yayınla da karşınızdayız. Fatih Yaşlı ile beraber hoş geldin diyeyim Fatih hemen. Hoş bulduk. Çağlar sağ olasın. Şimdi Türkiye uzun zamandan beri biz de konuşuyoruz. Zaten biz konuşmasak da memleketin tablosu net bir biçimde ortada. Giderek derinleşen bir yoksulluk, derinleşen bir karanlık, derinleşen bir hukuksuzluk. Tüm bunlara birlikte bir yandan da geleceğe ilişkin umutlar pazarlanıyor. Ve muhalefetsizleşen de bir atmosfer, bir tablo yaşanıyor. Yani muhalefet şu yaşanan binlerce rezillikten hemen hiçbirisine karşı bir refleks verme şansını yakalayamıyor. Böyle bir refleks geliştiremiyor. Ve AKP deyim yerinde ise köpeksiz köyde değneksiz dolaşmaya devam ediyor. Oysa bütün koşullar AKP'nin şu an tarihinden büyük hezimetini alıp ortalıktan kaybolmasına olanak sağlayacak bir atmosfer sağlar iken, biz toplumun bu anlamda korkutulduğunu, toplumun bu anlamda sindirildiğini söylüyoruz bir yandan. Ancak bir diğer yandan hemen her noktada çok ciddi patlama emareleri, toplumda bir öfkenin biriktiğini, bu öfkenin patlamak için bir ara boşluk yaratmaya çalıştığını, ancak muhalefetsizliğin bu ara boşluğunun önüne sürekli bir set çektiği denklemini görüyoruz. En son Eros'ta gördük. Türkiye tarihinde ilk defa binlerce insan adliyeye koştular ve bir canın, bir kedinin başına gelen o acımasızca bir saldırıyı ve bu saldırının karşılıksız, bu saldırının cezasız kalacağı bilinciyle adliyeye koştular. Binlerce insan buraya birikti. Türkiye'de hiç görülmemiş bir manzara ortaya çıktı. Buna benzer onlarca denklem var. İnsanlar bir öfke biriktiriyor. Ancak bu bir denklem değişikliğine var olabilecek, bir denklem değiştirebilecek koşulları sağlayamıyor bir türlü. Tüm bunlarla beraber bir yandan da bu satılan umutlar, pazarlanan umutlar meselesinin içerisinde ekonominin çok kısa bir süre içerisinde düzeleceği, en azından 2025 yılından itibaren denklemin iyiye gideceği, hoş yavaş yavaş 2006'da işlerin daha iyiye gideceği söylenmeye de başlıyor bir yandan. Yaşanırken bunlar, bir dizi başka gelişme var. Biz bunların bir kısmını bu gece ele alacağız. Ne bu yaşanan diğer gelişmeler? Öncelikle Türkiye bir biçimde ABD ile yapılan son görüşmeler vesaire üzerinden ikili bir denklemin içerisine doğru girmiş gibi gözüküyor. Bir dış politikada çok daha ABD'ye teslim olmuş bir pozisyona geçecekler. Bu çok net bir biçimde ortaya çıkıyor. Bu Irak ve Suriye başlıkları, ABD'nin bölgeden çekilmesi üzerine bir yeni karakol bekçisi olarak Türkiye'nin öne çıkacağı meselesi giderek netleşmeye başlıyor. Bir diğer alansa bunu sağlayacak olan bir iktisadi yeniden yapılanma veya daha doğrusu daha derinleşen bir yapılanma diyelim. Biz bugün bu işin daha derinleşen iktisadi yapısını ele alacağız ve bununla beraber Türkiye'nin diğer koşullarıyla beraber bu sürecin nasıl durdurulabileceğini biraz daha değerlendireceğiz. Şimdi Mehmet Şimşek göreve getirildiğinde bir kahraman gibi getirildi. 2010'lu yılların yükselen Türkiye, tırnak içinde söylüyorum bunu, ekonomisinin mimarı idi. Erdoğan'ın tırnak içinde kovaladığı, ancak başı sıkıştığında tekrar çağırdığı bir komutan edasıyla Türkiye'ye getirildi. Geldiği günden bu yana Avrupa'nın pek çok ülkesinde görüşmeler yaptı. Batı'ya gitti, ABD'de pek çok görüşmeler yaptı ve tüm bunlarla beraber Türkiye'yi iktisaden daha düz, daha refah bir seviyeye getireceği, rahatlatacağı beklentileri yayıldı. Tabii bu beklentinin bir de bedeli olacaktı. Ancak bu bedel gelecekte kazanılacakların yanında ödenmesi gereken, ancak çok da ağır olmadığı düşünülen bir söylemin üzerine bina edildi. Tabii tüm bunlarla beraber Türkiye bir yandan da Erdoğan'dan ilk defa seçim öncesinde emekliye zam yapılmayacağı gibi bir dizi söylemi duydu. Bunlar 22 yıllık iktidar boyunca Türkiye'de ilk defa duyduğumuz cümlelerdi. Peki şimdi bu denklem ne? Bu denklem Türkiye'yi nereye götürüyor? Biraz da bunu konuşacağız diyelim. Fatih, sana ben atayım buradan topu. Evet, şimdi senin de söylemiş olduğun üzere Mehmet Şimşek ilk geldiğinde kendisine muhalif diyen çevreler de dahil olmak üzere böyle bir coşkuyla karşılandı. Rasyonel ekonomi politikalarına dönülüyor, işte Mehmet Şimşek'e destek vermemiz lazım, bu son çare vesaire.
dediğim gibi bu sadece iktidar çevrelerinden gelen bir şey değildi. Kendisine muhalif diyen ama işte bizim burada seninle defalarca bunlar holding profesörü, bunlar kendi sınıflarının adamı dediğimiz tipler de dahil olmak üzere ama maalesef kanaat önderi olan, milyonlarca kişinin ağzının içine baktığı zamane kahramanları destek vermişti. Biz de çok basit bir şey söylemiştik. Bakın ekonomide kendiliğinden rasyonalite diye bir şey olmaz. O rasyonaliteyi belirleyen şey sınıf tercihleridir. O sınıf tercihleri bize Mehmet Şimşek programının yoksullara daha fazla baskı, daha fazla açlık, bundan başka bir şey vaat etmediğini gösteriyor demiştik. Çünkü klasik yani Mehmet Şimşek'i, onun temsil ettiği ekolü, neoliberalizmi biliyoruz. Enflasyonun düşmesi için talebi kısmak lazım. Talebi kısmak için kemer sıkmak lazım. Bitti. Bütün program bu. Yani üç cümlede açıklarsınız bunu. Üç kelimede, üç cümlede açıklarsınız. Fakat dediğim gibi bu yokmuş gibi bugün de görüyoruz mesela. Dikkat edelim. Özgür Özel'in ya da İmamoğlu'nun ağzından tamam yoksullaşma şu bu çıkıyor ama dikkat etsen de Çağlar, belki dinleyiciler de dikkat etmiştir, izleyiciler de, Mehmet Şimşek'in adı anılmıyor. Sanki Şimşek diye bir figür yok. Çünkü Mehmet Şimşek'in programına bu muhalefet de inanıyor. Mehmet Şimşek'in programıyla bir dertleri yok. Mesele şu, Tayyip Erdoğan bu programın uygulanmasına izin verecek mi, vermeyecek mi? İzin verirse eğer bu programın uygulanabileceğini düşünüyorlar. Yani seçimden diyor ki... Belki Fatih, yani Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu kazansaydı Şimşek'in programına... Aynı program. Tabii benzer bir program uygulayacaktı. Hatta daha rahat olacaktı o programı uygulayacak olan ekonomi bakanının. Çünkü Tayyip Erdoğan gibi işte ya seçilir miyim seçilmez miyim, şöyle mi olur böyle mi olur diye zaman zaman Şimşek'in önüne set çeken siyaseti var onun. O olmayacaktı. Daha dizginlerinden boşanmış bir neoliberalizm izleyecektik biz. Şimdi biraz daha Erdoğan'ın kendi popülist siyasetiyle tuttuğu bir neoliberalizm izliyoruz. Yani bir sentez var burada, bir neoliberal popülizm var. Şimdi... Bu hikayenin biz nereye gideceğini, yani herkes bu rasyonalite meselesini anlatırken şöyle demiştik. Yani benim hem o dönemde yazdığım yazılarda hem de işte seninle yaptığımız programlarda kullandığım bir kavram vardı. Diyordum ki yoksullaştıran büyümenin sonuna gelindi, şimdi sıra yoksullaştıran küçülmede. Yani yoksullaştıran büyüme neydi? Faizleri yapay olarak aşağı çekmişlerdi, kuru arttırmışlardı, çarklar dönüyordu, ihracat yapılıyordu, turist geliyordu. Bu sırada sermaye karına kar katıyordu. İşçiler ise, emekliler ise belli bir istihdam düzeyinde kalıyorlardı, işten çıkartılmıyorlardı ama üretilen zenginlikten aldıkları pay adım adım azalıyordu. Yani bunu geçtiğimiz haftalarda da yakın zamanda da yine konuştuk. Emeğin işte üretilen zenginlikten aldığı pay içerisinde Türkiye en yoksul ülkelerden biri, en adaletsiz ülkelerden biri. Şimdi gerçekten de artık sırada 3 ay... Bir şekilde geçiştirildi öyle ya da böyle, seçimler var diye, ama çok net bir şekilde artık sırada yoksullaştıran küçülme var. Çünkü adım adım atılan, yapılan hamleler ve atılan adımlarla birlikte gelinen yerin bir tür küçülme, durağanlaşma, işte stagflasyon, yani hem enflasyon hem ekonomik durgunluk olacağına dair çok net elimizde artık veriler var. Yani örneğin geçtiğimiz günlerde cari açık inanılmaz bir şekilde düştü. Şimdi cari açığın düşmesi iyi bir şey olarak görülebilir ilk anda ama aslında cari açığın düşüşü bize ihracatı yapmak için sürekli ithalat yapmak zorunda kalan Türkiye kapitalizminin son zamanlarda ithalat yapmadığını gösteriyor. İthalatı azalttığını gösteriyor. Bu ne demek? Bu ihracat da azalacak demek. Bu ne demek? Çarkların dönmesi yavaşlayacak demek. Bunun yanı sıra başka veriler var. Yani dolar kurunu tutmak için Merkez Bankası son bir hafta 10 günde olmayan rezervleri tamamen eritmiş durumda. Sürekli dolar satıyorlar ve tutamıyorlar dolar kurunu. Halbuki işte en temel hedeflerden biri, Mehmet Şimşek programının en temel hedeflerinden biri Merkez Bankası rezervlerini arttırıp ekonomideki kırılganlığı azaltmaktı. Ama bir yandan örneğin siz KKM'den çıkın diyeceksiniz. KKM'den çıkanlar gidip dolar aldığında ne yapacaksınız? Dolar aldıklarında da dolara olan talebi düşürmek için ne yapıyorsunuz? Kuru baskılamak için para satıyorsunuz. Dolar üstelik, satıyorsunuz. Üstelik bu esnada Fitch'ten mesela senin ekonominin iyiye gittiğine yönelik bir açıklama geldi. Evet, tabii onu da konuşacağız şimdi tabii. Yani niye öyle diyorlar? Bunun yanı sıra vatandaş şunun da farkında. Doların burada durmayacağını bildiği için 3 ay sonra bugünkünden daha kıymetli olacak diye gidip sürekli dolar almaya çalışıyor. Yani dolarizasyonu da durduramıyorsunuz. Şimdi tüm bunlar üst üste eklendiğinde Şimşek programı daha bence
şimdiden büyük ölçüde çökmüş durumda. Yani çökmüş derken yoluna devam eder ama herhangi bir hedefine, örneğin 2024 yılı sonunda enflasyonun %36 olması hedefine vesaire mümkün değil, ulaşamazlar. Yani bunu yapma ihtimalleri yok. Gelen enflasyon belli, şu belli, bu belli. Ha, ama ne yapacak? %36'yı neredeyse şu an yakaladık zaten. Yaklaşılıyor işte, adım adım gidiliyor. Ha, ama ne yapacaklar? Yapacakları şey belli. Senin de söylediğin üzere az önce, yani Erdoğan seçime şu kadar gün kala kürsülerden emeklilere size para yok diyebiliyor. Yani şu an için en azından Şimşek programına inanıyor demek. Yani Şimşek ona demiş ki kimseye para vermeyelim bir süre, anca düze çıkarız demiş. Ve önümüzdeki süreçte de tabii bu bence alınacak oylara da bağlı. Nisan ayından itibaren elektrik zammı, doğalgaz zammı, yeni vergiler, işte deprem sigortası adı altında kesintiler, çok ciddi işten çıkarmalar, bunların hepsi olacak. Yani örneğin hani az önce söyledin sen, Fitch örneğin diyor ki işte iyi gidiyor diyor program. Ama öte yandan Deutsche Bank diyor ki ani bir kararla faizler 5 puan daha arttırılabilir. Ya eğer mesele zaten faiz arttırma olsaydı, yüklesinler bugünden %20, 20 puan, 25 puan, %70'e çıkarsınlar, 80'e çıkarsınlar. Mesele bu değil ki. Yani mesele tek başına faizlerin ne olduğu meselesi değil ki. Ama Türkiye'de bir iktidarıyla muhalefetiyle neoliberal amentü var. Bu krizden çıkmak için faiz arttırmak lazım. Peki faiz arttıralım da bunun dışında ne yapmak gerekir diye sorulduğunda yapısal reformlar diye bir şey uyduruluyor. Yine iktidar yanlısıyla, muhalefet yanlısıyla, iktisatçılar tarafından ne olduğunu bilmiyorsun mesela. Ne kastediyor yapısal reform derken? Bu saatten sonra ayrıca AKP neyin, sen diyelim ki yapısal reform hukuk reformu. İşte Osman Kavala'nın salınması, Can Atalay'ın bırakılması, Kürt sorununda çözüm. Ya bunları yapamaz ki bu iktidar. Bunları unutun artık. Bunlar geçti gitti. Bunun üzerinden hala bu iktidara yapısal reform çağrısı falan filan yapamazsınız. Ha, netice itibariyle görünen şey şu ki, eğer iktidarın oylarında çok dramatik bir düşüş olmazsa ve Erdoğan buradan büyük bir paniğe kapılıp Mehmet Şimşek ve işte Karahan ikilisini gönderip yerlerine tekrar Nebati tarzı birini getirmezse, getirirse o çok daha büyük skandal ve çok daha büyük bir kaotik ortamı yaratır. Yani çünkü hani bu asla neoliberalizm savunusu gibi anlaşılmasın ama yeniden örneğin faizlerin NAS adı altında tekrar yapay bir şekilde düşürüleceği, dolar kurunun 70 lirayı falan bulacağı bir konjonktürü bu saatten sonra Türkiye ekonomisi kaldırmaz. Yani çok büyük bir ödemeler dengesi krizi başlar, çok büyük bir kara borsacılık başlar vesaire. Ha şimdi büyük ihtimalle Şimşek programıyla devam edileceğini varsaydığımızda başımıza gelecek olan şey şudur. Başımıza gelecek olan esas itibariyle Şimşek'in bugün seçim var diye ve Erdoğan tarafından frenlenen o dizginlenmiş neoliberalizminin artık tamamen dizginsiz bir şekilde toplumun önüne konulmasıdır. Ve daha önceki yazılarımda kullandığım bir ifadeyle tepeden sınıf savaşının giderek yoğunlaşmasıdır. Yani Marksist literatürde bizde bir sınıf savaşından bahsederiz ama sınıf savaşının iki tarafı vardır. Proletarya, burjuvazi. Bizde uzunca bir süredir proletarya örgütsüz olduğu için işçi sınıfı, sendikası yok, emek hareketi yok, sosyalist sol zayıf. Sınıf savaşı sadece tek cepheli bir tarafın diğer tarafa sürekli saldırısı üzerinden ve onun bütün haklarını kanını emecek şekilde gasp etmesi üzerinden ilerliyor. Yani Warren Buffett diye bir adam var, dünyanın en zengin adamlarından biri. Diyor ki evet diyor, sınıf savaşı diye bir şey var diyor ama diyor son 20 yıldır bu savaşı biz kazanıyoruz diyor. Yani sadece Türkiye için geçerli değil bu. Özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, dünyada sosyalizmin bir seçenek olmaktan çıkmasından sonra kapitalizm çılgınca saldırıyor işçilerin, çalışanların, emekçilerin, yoksulların hakları üzerine ve korkunç da başarılar sağlıyor. Şimdi eğer Türkiye'de de mevcut durum bu şekilde devam ederse, yani o sokaksızlaştırılmış siyaset, toplumsal muhalefetin olmadığı siyaset, sokakta yaprak kımıldamayan siyaset bir şekilde yoluna devam ederse, o tepeden sınıf savaşıyla insanların cebindeki 3 kuruşun da artık bir anlamının kalmayacağı, gerçek anlamda büyük açlık ve yoksulluk deneyimlerinin karşımıza çıkacağı bir konjonktüre doğru gidiyoruz. Bu çok net. Ha, ama eğer yok, toplum önce örneğin seçimlerde AKP'ye bir dur anlamına gelen bir takım sinyaller verirse, onun ardından kendiliğinden, yani dediğim gibi sendika, sosyalist sol vesaire bunları örgütleyecek durumda değil,
kendiliğinden işçi emekçi tepkileri başlar. Bunlar belli bir yere kanalize olur, kitleselleşir, toplumsallaşır, ülke ölçeğine yayılabilirse o zaman belki bu süreç biraz daha durdurulabilir. Ama şu andan görünen biz 2024'ün Nisan ayından itibaren Türkiye kapitalizminin ve Türkiye neoliberalizminin en yoğun saldırılarından birini yaşayacağımız bir dönem. Karşımızda bu var. Yani tarihsel olarak bakıyorum ben 24 Ocak kararlarından bugüne kadar Türkiye toplumu darbe dönemi de dahil olmak üzere bu kadar ağır bir bölüşüm şoku yaşamamıştı. Mesela 12 Eylül darbesinin yarattığı bölüşüm şoku grevleri durdurdu, ücret artışlarını durdurdu, işte ücret pazarlıklarını, toplu sözleşme görüşmelerini durdurdu. Ama onlar bile bölüşümü bu kadar alt üst etmemişlerdi. Şimdi karşımızda inanılmaz bir bölüşüm şoku. Bu bir de enflasyonla birleşiyor. Her gün hızlı bir şekilde değişen, artan fiyatlar ve özellikle gıda enflasyonu. En temel mesele bu. Eskiden böyle yoğun bir gıda, yani Türkiye'de enflasyonun yoğun olduğu zamanlarda bile Türkiye'nin tarımsal üretiminin, hayvancılığının vesairenin etkisiyle toplumumuz enflasyonun basıncını bu kadar ağır yaşamıyordu. Şimdi ise markete, kasaba gittiğiniz zaman etin kilosunun 500, 600, 700 lira olduğunu görüyorsunuz. Sütün, yoğurdun, peynirin yanına yaklaşamıyorsunuz. Eskiden böyle değildi. En azından dediğim gibi köyden bir şey gelir, başka bir şey olurdu. Şimdi korkunç bir gıda enflasyonu var ve bence en önemli problem de bu zaten. Büyük bir burada mülksüzleştirme süreci de var. Yani şimdi bu söylediklerini mülksüzleşme de eşlik ettiği için hızlı yoksullaşmanın hissedilmesinin altında yatan sebeplerinden biri de bu. Yani Türkiye tarihinde çok hızlı bir konutsuzluk sorunu artık gündeme gelmeye başladı. Şimdi AKP geldiğinde Türkiye'de ev sahipliği oranı %70, kiracılık oranı %30 seviyesindeydi. Şu an ev sahipliği oranı %50'nin üzerine çıktı. %50'den fazla da artık kiracı haline geldi insanlar. Bunun üstüne ek olarak köylülüğün tamamen tasfiye edilmesi. Bu köylülüğün sınıfsal olarak tasfiyesi gibi bir durum değil bir yerden sonra. Kent yoksulu haline getirilmesi. Bu insanların geçmişte neydi bizde? İşte insanların köyden vesaireden bir besin takviye sürekliliği vardı. Ve bu süreklilikle beraber bir biçimde yoksulluğa karşı bir direnç mekanizması da gelişebiliyordu. Şimdi bu da ortadan kalktı. Yani insanların köyde de bir taşı, toprağı, bilmem nesi vesaire yok. Bu sadece mülksüzleştirmeye değil, bu aynı zamanda buna bir ideolojik saldırı da eşlik ediyor. Yani şimdi işte bir köye giderseniz, hani ben bir sürede ormanda yaşadım, orada köylülerle de yoğun diyalog içindeydik. Şunu diyordu insanlar, ya ben ne üreteceğim? Gider pazardan alırım. Üretmek çünkü kötü insanların yaptığı bir iş. Üretmenin tukaka edildiği, yani ne işimiz var bizim üretmekle denilen bir ideolojik saldırı da burada inşa edildi. Bu insanların çocukları da o tarlada, o bahçede ürün üretmek yerine işte kent merkezlerindeki alışveriş merkezlerine güvenlik, işte oradaki mağazalarda tezgahtar vesaire olarak yaşamaya yönlendirildi. Köyler boşaltıldı. Köylerde sadece 65-70 yaş üzeri insanlar oturur hale geldi. Yani ülke bir bütün olarak, tabii buna devletin bir bütün olarak bu tarımsal alandan kitlerin satılmasıyla, yani şeker fabrikalarını satarsanız işte insanlar şeker pancarı üretmekten vazgeçmeye başlar. Şarap fabrikalarını kapatırsanız üzüm üretmekten vazgeçer. Siz buradaki diğer kitlerin hepsini yok ettikçe insanlar da üretim alanından çekilmeye başladı. Üretimsiz kent merkezlerine yığılmaya çalışan veya köylerde yaşlılığı bekleyen bir grup insan oluşturmaya başladınız. Bir bütün olarak, yani tekil bir alanda değil, bir bütün olarak ülkenin tamamında bir yıkım yaşanmış oldu. Özellikle 22 yıllık periyotta. Hani bunun köklerini biraz daha 90'ların ortasına da çekeriz elbet. Ama son 22 yıl buradaki en şiddetli yıkımı gördüğümüz dönem oldu. Evet, şimdi senin o söylediğin mülksüzleştirme meselesi önemli. Bugün ölüm yıl dönümü Marx'ın. O manifestoda bir şey söylüyor. Diyor ki siz, diyor, bizi, diyor, özel mülkiyeti ortadan kaldırmakla, kaldırmayı istemekle suçluyorsunuz diyor. Halbuki sizin toplumunuzda zaten çoğunluğun aleyhine olmak üzere özel mülkiyet ortadan kaldırılmıştır diyor. Gerçekten de böyledir. Kapitalist sistemde aslında kendisini özel mülkiyetin savunucusu olarak sunsa da kapitalist sistemde çoğunluğun özel mülkiyeti aslında o anlamda yoktur. Üretim araçlarından zaten koparılmıştır.
Öte yandan mülk sahibi olmak, ev sahibi olmak, araba sahibi, bunlar çok böyle belli bir sınıfın imtiyazları haline gelmiştir. Özellikle Türkiye'de de benzer bir şekilde son 20 yılda işte adım adım biz nasıl hani diyorlar ya, komünistler gelecek evimize çökecek. Yo, işte kapitalistler geldi evlerinize çöktüler. Çünkü ev artık Türkiye'de bir yatırım aracı, bir spekülasyon aracı, bir değiş tokuş aracı. Tüm bunlar nedeniyle artık Türkiye'de ev sahibi olma, yani o mülksüzleşme süreci de derinleşiyor. Türkiye'de şu an ortalama bir memuru, işçiyi, şunu bunu bırakın. Yani böyle 100 bin lira civarında bir maaşınız, geliriniz yoksa gidip bankadan krediyle ev almak bilmem ne, bunlar bitmiş şeyler. Tamamen bitmiş şeyler. Bunun üstüne bir de dediğin gibi tarım meselesi de eklendi. Ve tarım meselesi evet son 22 yıl ama aynı zamanda derviş programını hatırlamak lazım. Yani bugün öyle çok saygıyla anılan dervişin aslında mirasçısı Mehmet Şimşekler'dir, Ali Babacanlar'dır. Ne oldu derviş döneminde? Dediler ki siz tütün ekmeyin, doğrudan gelir desteği verelim. Yani orayı sübvanse etmek yerine ürettiğiniz tütünü, fındığı, çayı devlet olarak ben almayayım. Çünkü bu sosyal devlet olmak anlamına gelir. Ve bu da IMF programıdır. IMF dedi ki Türkiye gibi ülkelere, çünkü tarım tekellerinin, uluslararası tarım tekellerinin çıkarlarının korunması lazım. Hollanda, Fransız şirketlerinin korunması lazım. Türkiye gibi ülkeler tarımsal üretim yapmasınlar. Onun yerine biz köylüye para verelim. Köylü de yatsın evinde, kahvede, kahveye gitsin vesaire. Bunun sonucu ne oldu? Oradan gelinen nokta ne oldu? İşte oradan gelinen nokta bugünkü Türk tarımının durumudur. Hayvancılığının durumudur. Yani eskiden biz çocukken şey diye öğretirlerdi. İşte Türkiye kendi kendisine yetebilen 7 tarım ülkesinden biri. Evet, ne oldu? Yani bugün gelinen noktada artık Türkiye kendi kendine yetmeyi bırakın. Gıda enflasyonu, tüm dünyada gıda fiyatları düşerken gıda enflasyonunu en yoğun yaşayan ülkelerden biri. Çünkü üretmiyorsunuz. Çünkü örneğin deniliyor ki et meselesinde yurt dışından güya ucuzlasın et diye ihraç etmeye izin veriliyor. Yani canlı hayvan ihraç etmeye, pardon, ithal etmeye izin veriliyor. O hayvanları alıyorlar, getiriyorlar Türkiye'de. İşledikten sonra tekrar yurt dışına satıyorlar. Yani bu ihracat fetişizmi, her yerdeki 24 Ocak kararlarından beri devam eden ihracat fetişizmi Türkiye'yi bitirdi. Çünkü ihracata dayalı, bu tür bir ihracata dayalı kapitalizm, ucuz iş gücü, ucuz TL, işte yüksek faiz, bunları istiyor. Enflasyon istiyor. Esas meselesi bu. Şimdi bunun üzerine, tamamen ihracat fetişizmi üzerine kurulu bir ekonominin yönetilebilir olmadığı belliydi. Düzenli olarak zaten sürekli krize giriyordu. Sadece AKP'nin ilk 10 yılında her zamanki gibi şanslı oldukları için dünyadaki parasal genişleme dalgasından yararlandılar. 2013'ten itibaren o da bitmeye başladı ve şimdi gelinen nokta burası. Yani şunu çok rahat söyleyelim Çağlar, bu saatten sonra Türkiye'nin AKP iktidarı devam ettiği sürece bu ekonomik krizden herhangi bir şekilde çıkma ihtimali yok. Ekonomik kriz derken bu sermayenin krizi değil henüz. Halkın krizi, emekçinin krizi, sermaye, bankalar, şirketler, holdingler çok yüksek karlılıklarla çalışıyorlar. Kısa vadede hiçbir şikayetleri yok. Uzun vadeye de bakmaz zaten tek tek sermayedarlar. Yani sermaye sınıfının bir aklı olur, kolektif aklı olur. Zaman zaman toplantılar yapar, düşünür, TÜSİAD işte insanları çağırır, istişare yapar falan. Ama günün sonunda her bir şirket ve her bir şirketin patronları ben bugün ne kadar para kazandım buna bakarlar. Şu an Türkiye kapitalizmi inanılmaz büyük karlarla inanılmaz büyük paralar kazanıyor. Dolayısıyla uzun vadesi çok umurunda değil açıkçası. Ama işte buradan gidilecek olan yer, dediğim gibi Nisan ayı geldikten sonra emekçi halk, yoksullar, orta sınıf, hatta yani artık yoksulları, emekçileri o anlamda geçtik ya, yani orta sınıf ne yapacak? Tüm bu vergi yükünün, işte zamların, dışarıda yemek yiyememenin, içki içememenin hepsinin daha böyle katmerleşerek, koyulaşarak karşımıza çıkacağı, bunu da üstelik topluma ideolojik olarak ya bedel ödemek lazım. İşte zamanında şu kadarını yedik, güzel güzel harcadık. Bir de böyle bir şey var yani. Holding profesörleri böyle diyorlar. Zamanında yerken iyiydi. Sanki toplumun bütün kesimleri o parasal genişleme dalgasından aynı ölçüde yararlanmış ya da onda suçu varmış gibi. Yedirmeselerdi kardeşim, hükümetler yedirmeselerdi. Böyle bir şey olur mu yani? Sabancı aynı kefeye koyacak. Çok küçük bir kesimin o tırnak içindeki yükselişten, refahtan faydalandığı iş işte evine çamaşır makinesi almak. O kadar. Hadi hadi bir de belki bir araba almak. Yani, oğlunu kızını evlendirdi bir de.
Yani. Ha, bundan ibaret. Yani sanki alıp da hani Türkiye'nin bu acayip bir zenginleşme yaşadık. Biz bir zenginleşme yaşamadık. Bu ülkenin zenginleşmesini yaşayan kesimi belli. %10'luk bir dilim şu an gerçekten yani ultra zengin hale gelmiş oldu. Çünkü Türkiye'yi ultra zengin ülkeler listesine sokan kesim burası. Hepsinin yatı var, katı var, bilmem nesi var. Bak, Ya bankalardan ucuz kredileri alıp işte evi, arabayı, yatı katı hepsini aldılar o dönemde. Çünkü toplu paraları da vardı aynı zamanda. ya tabii bir yandan işte çöpten, pazardan vesaire yemek toplayan, işte arta kalanları toplayan insanlar var. Ya ben bir süredir güneydeyim. Bir plaja iniyorum. Yatlar, koturalar, bilmem neler var mesela. Şimdi yani bir yat dediğiniz sizin 8-10 milyon dolardan başlıyor fiyatı. 8-10 milyon dolar bir fiyatı biz mahallece toplansak, ömrümüz boyunca biriktirsek öyle bir paramız yok. Ama bir toplamın var mı? Var. Yani o toplamda işte AKP'yi seven ama aslında seküler, önemli bir kısmı da bunların seküler takılan insanlar, yani Sabancı Koç versiyonu tipler, seküler gözükürler televizyonda, şurada burada bilmem nerede, ama AKP sayesinde kazançlarını katmerlemiş olmanın verdiği de bir rahat, bir huzur var ellerinde. Evet yani onu zaten görüyoruz. Türkiye'de sermaye sınıfının elbette ki farklı fraksiyonları var ama onların herhangi bir diliminin kendisine laik ya da seküler ya da Atatürkçü diyen diliminin AKP'den rahatsız olduğunu düşünmek için ahmak olmak lazım, alık muhalif olmak lazım, liberal olmak lazım. Yani Türkiye tarihinin en büyük bölüşüm krizi yaşanırken sokakta yaprak kımıldamıyorsa bu AKP'nin Türkiye'nin sermaye düzenine verdiği en büyük hediyedir. Bundan daha büyük hediye de olmaz. O yüzden de Koçların, Sabancıların işte Cumhuriyetçi olduğu, Atatürkçü olduğu, AKP ile aslında alttan kavga ettikleri falan bunların hepsi uydurulmuş şeyler ve bunlar bir tür aslında politik mastürbasyon. Yani özellikle orta sınıf beyaz yakalı muhaliflerimizin kendisilerini kandırmak için işte aslında bakın görüyor musunuz böyle de bir sermaye var. Onlar üretiyorlar, ekmek veriyorlar bilmem ne diyerek topluma bir şeyler yani kendi kendilerini kandırdıkları hikayeler. Geçtiğimiz günlerdeki o oranı hatırlayalım. Ford'un Koç'un işte şirketinde bir işçiye ortalama 30 bin lira veriliyor. O işçi aylık 30 bin lira veriliyor. O işçi yıllık 1 milyon 200 bin dolar, 1 milyon 200 bin lira değer üretiyor. Yani aradaki kar marjı emeğin verimliliği meselesinde sömürü oranı korkunç artmış durumda. O yüzden niye şikayet etsin Koç, Sabancı? Hiç böyle bir şey yok. Yani bunların artık hani geride bırakılması lazım ama sürekli yeniden üretilen şeyler olarak karşımıza çıkıyor maalesef. Şimdi bu denklemin bir başka boyutu da var elbette. Yani bir yandan işte bir kesim ultra hızlı bir biçimde zenginleşirken, bir de bizler için ürettikleri bir takım materyaller oluşmaya başlıyor. Bunların bir kısmı işte hukukun yokluğundan yakınma, yasaların iyi çalışmamasından yakınma, adaletsizlikten yakınma gibi gibi, bunların çoğunu da biz aynı yerden görüyoruz. Yani bir yandan ultra zenginleşen toplam, bir yandan da hukukun olmamasından yana bir dizi söylemlerde bulunuyorlar. Yani bu toplumun bu söylemine baktığımızda aslında yaptıkları söylemin temelinde işte bir Batı sermayesinin gelişine bir davetiye hazırlama işi var. Biz bunu buradan görüyor gibiyiz ama işin özünde bu adamlar şunu söylemiş oluyor. Yani şu mevcut hal bile, yani hukukun nadiren işlediği anlar bile bu topluma bir rahatsız edici, bir irite edici nokta gibi gözükmeye başlıyor. Bir yandan şimdi dikkatim dağıldı. Sürekli burada kayıp kayıp bir şeyler yazan bir arkadaşımız var. Önüme düşüyor onlar da benim. Bu denklem devam ederken biz böyle bir garipliği de aynı anda yaşıyoruz. Yani işte eğitimin talan edilmesinden, hukukun talan edilmesinden bahseden bir Türkiye egemenler bütünü var. Bundan şikayetçiymiş gibi gözüküyorlar bir yandan. Ama özüne baktığımızda biz bu şikayetin, aslında bu hukuksuzluk tam da biraz önce işte senin alık muhalif muhabbeti yaptığın kısmı biraz daha ikna ediyor. Yani bu toplam bir ikna sürecine giriyor. İşte Sabancı da bundan şikayetçi, Koç da bundan şikayetçi. Zaten bu ülkenin aydınlık yüzü bunlar. Biz bu toplamı desteklersek
söylemi var. Bu toplamın işaret ettiği kimi siyasetçilere veya bu toplamın işaret edebileceğini düşündükleri kimi siyasilere öykünmek de aslında bir kurtarıcı misyonu biçtikleri bir toplam oluşmaya başlıyor. Şimdi yine buradan baktığımızda şu denkleme bu ülke tarihinde bu toplamın da en hızlı zenginleştiği dönemi görüyoruz. Misal Koç'u işaret ediyorlar bu işlerde. Ya Koç dediğiniz sizin 1920'lerde o Erol Toy'un romanlarında da vardır anlatılar. Daha TBMM olmadan önce yani henüz Büyük Millet Meclisi iken Çatı Kiremitleri üzerinden başlayan bir soygunla o 80'lerde Allah razı olsun Kenan Evren geldi de bizi bu solculardan kurtardı. Artık işçiler değil bizim silahımız, bizim borumuz ütecek diyen. 2000'lerin başında AKP'nin yükseliş döneminde Tüpraş gibi hayatı boyunca konamayacağı büyük servetlere bedava konmuş. Ve bugün de yine finans sektörü üzerinden kendi zenginliğini katlayan bir toplam var. Türkiye'yi de aslında muhalif olarak da yani muhalefete önderlik etmesi gereken kesim olarak da burayı işaret ediyorlar. Şimdi iktisatçılarına bakıyorsun işte bu özgürler bilmem neler bunlar da o terhaneden laf çalarak gelen bir iktisatçı bütünü var. Bu bir yandan da Türkiye'nin aslında yani yetişkin entelektüel sermayesini de yok eden bir yere doğru götürüyor. Yani Türkiye'de iktisatçı dediğinizde sizin aklınıza nasıl Özgür gelir? Özgür Demirtaş gelir. Bunun ürettiği iktisat AKP'nin ürettiği iktisat aslında. O biraz daha bunun kurallı, onun biraz daha çerçevesi biçilmiş şeklini istiyor. Ama bizim karşımıza getire getire o muhalif alandan da en sonu çıka çıka bu çıkıyor. Evet yani elde kalan bugün itibariyle bu. Bu zaten Türkiye'de hani buradan başka bir şeye sıçramış olmak adına da söyleyelim. Türkiye solunun, sosyalistlerinin bence çok temel artık yani örgütlenme falan onları zaten konuşuyoruz da çok temel bir problem var. Yani bu hegemonya meselesi, bir karşı hegemonya yaratma meselesini biz unuttuk. Yani solcu iktisatçılar, sosyalist iktisatçılar, işte IMF programlarının dışında alternatif seçenek sunabilenler, Mehmet Şimşek programına alternatif sunabilenler, toplumda sözü dinlenenler, yani solcu aydın ve entelektüel artık yok Türkiye'de. Bu çok önemli ya da çok az kalmış durumda. Sözü dinlenen, ne dediğine bakılan bir mesele o bence. Hani öyle ya da böyle sınıf mücadelesinin bir yerinde sınıfa dair bilgi üretmeniz gerekir. Sınıfın okuyacağı, halkın okuyacağı, halkın evet ya biz bu durumun içindeymişiz diyebileceği bir bilgi üretmeniz gerekir. Bunun bugün bilgisini kim üretiyor? Dediğin gibi Demirtaşlar, Özgür Demirtaşlar üretiyor ama tersinden üretiyorlar elbette ki. Yani emekçi sınıfların işte yoksulluğunu meşrulaştıran, bakın aslında kurallı ekonomi olsa kurtuluruz falan filan ama işte bunlar da neoliberal de değil, hatta bunlar kapitalist bile değil falan filan diyen bir toplamla karşı karşıyayız biz. Yani solun burada eskiden elinde olan entelektüel üstünlüğü yitirmesi çok önemli. Yani yazılarıyla, dergileriyle, gazeteleriyle, şunuyla, bunuyla sol bir dönem iktisat alanında, Türkiye'de ekonomi alanında bölüşüm, şu bu, hepsi sosyal devlet, sosyalizm falan filan bir hegemonik karakter taşıyordu. Artık o yok. Dolayısıyla insanlar dönüp örneğin solcu bir iktisatçı, ekonomist ne diyor diye çok da bakmıyorlar. Mesela buna bir takım çareler düşünmek, bunun üzerine yani bu hegemonya eğitimi üzerine çareler düşünmek lazım. Elbette ki örgütlenmek, sınıfa gitmek bunlar zaten en doğal olarak yapılması gereken şeyler. Ama bilginin üzerindeki iktidar savaşını, çünkü sınıf savaşının bir yerinde bilgi üzerine, hakikat üzerine verilen savaş var. Hafıza üzerine verilen savaş var. O savaşı biz nasıl yürüteceğiz? Yani bugünün teknolojik araçlarıyla, sosyal medyasıyla, Twitter'ıyla, TikTok'uyla, şunuyla, bunuyla o genç kuşaklar 18-19 yaşındaki herhangi bir çocuğun sınıf nedir, sınıf mücadelesi nedir, sosyalizm nedir bunları duyma ihtimali ortadan kalktı maalesef. Yok, hiçbir şekilde yok. Dolayısıyla oraya nasıl müdahale edilir? En temel meselelerden biri bu. Sadece bu değil tabii yani iktisat meselesi değil. Yani bu ülkenin işte seninle zaman zaman konuşuruz edebiyatı yok artık. Sineması yok. Bir bütün olarak burada bir kayıp var. Bir çoraklaşma, bir yoksullaşma. Yani Gezi'yi anlatan bir filmin çekilmemesinin, Gezi'yi anlatan bir romanın, iyi bir romanın yayınlanmamasının, kitlesel
olarak okunan bir romanın yayınlanmamasının bu ülkeye çok büyük bir bedeli olacak. Hatta var, şimdiden var yani. Ya neden? Çünkü gördüğümüz aşırı sağcı bir gençlik mezunu. Oraya geleceğim. Tabii oraya geleceğim. Yani 10 sene geçmiş daha Gezi'nin üzerinden. Genç kuşakların, yani 18 yaşındaki çocukların Gezi'nin ne olduğuna dair en ufak bir fikirleri yok. Varsa da tamamen yanlış, uyduruk, bambaşka fikirler. Yani hani bizim o hep konuştuğumuz yüzünü aşırı sağ Ümit Özdağlar'a, Zafer Partisi'ne dönen toplam askerim, polisim bilmem ne edebiyatı yapıyor. Şehidim şu bu edebiyatı yapıyor. Bu korkunç bir şey. Üstelik bu çocuklar hani biyolarına şey yazıyorlar. Zulme karşı mukavemet yazıyorlar. Evladım sen Türkiye tarihinde kaç tane Gezi kalibresinde zulme karşı mukavemet hareketi gördün? Bırak Türkiye'yi, dünya toplumsal hareketler tarihinin hem katılım itibariyle hem süreklilik itibariyle, yaygınlık itibariyle en önemli direnişlerinden biri olan Gezi'yi sen mahkum edeceksin. 12 yaşında biber gazıyla, fişeğiyle, gaz fişeğiyle vurulup sonra günler sonra ölen bir çocuk için terörist diyeceksin. Onu vuran polisin eline sağlık diyeceksin. Ali İsmail için aynısını söyleyeceksin. Diğerlerini tanımıyorlar bile zaten. Yani utanmaz, arlanmaz bir toplam var. E şimdi ama o toplam neyin üzerinden ortaya çıktı? Hafızasızlığın üzerinden ortaya çıktı. Solun karşı hegemonyayı yitirmesinden ortaya çıktı. Solun çok okunan dergileri yok, gazeteleri yok, izlenen yayınları yok. Soldan film çekilmiyor, soldan roman yazılmıyor, soldan şiir yazılmıyor. E tamam, bunların hiçbiri öbür taraf zaten yazmıyor da onların zaten bunlara ihtiyacı yok. Vatan Millet Sakarya Edebiyatı yetiyor zaten. Şimdi sol bunları yitirdi. Solun yeni Yaşar Kemal'leri, Yılmaz Güney'leri, Nazım Hikmet'leri olmadığı için şu an Türkiye'de sol yok. Tamam, elbette ki işçi sınıfıyla kuramadığı bağlar falan, o ayrı bir tartışma. Ama Türkiye'de solu her zaman var eden, öyle ya da böyle sol değerleri halkla buluşturan bir takım önemli figürlerdi. O figürler üzerinden sol hegemonya kurabiliyordu ve yıllar boyunca da onun ekmeğini yedi. Yani son 22 yılda sol bunun ekmeğini yedi ama artık o da bitti gitti. Yani 18-19 yaşındaki bir çocuğun çok büyük tesadüfler olmazsa ya da kafası iyi çalışmıyorsa durup dururken Nazım şiirini sevme ihtimali ortadan kalktı. Edip Cansever, Turgut Uyar bunları görme, Orhan Kemal okuma, Ahmet Arif okuma. İsmini duyma yani. Geçtiğim okuma. Tabii ki. Yani. Dünya sinemasından ya da eline bir Dostoyevski romanı alıp okuma. Bunlar ortadan kalktı. Felsefe okuma. Marx kim? Ne yapmış? Gramsci kim? Bunlardan haberdar olmayan bir toplam var. Ve bu toplam milyonlarca kişiden oluşuyor. İşte yani bugün gelinen noktada oraya zulme karşı mukavemet yazıyor. Güya işte Abdülhamit'in bugünkü versiyonuna karşı ama Abdülhamit'i indiren subayların Abdülhamit'in otoritesini tanımayıp dağa çıktığından haberi yok. Yani Berkin'e terörist diyor ama İttihatçılar kahraman. Niye? Çünkü onlar asker. İyi de o asker dediğin adam her şeyden önce padişahın otoritesine karşı çıktı. Mustafa Kemal, sürekli Mustafa Kemal güzelliyorlar. Ya Mustafa Kemal Samsun'a çıktıktan sonra İstanbul'dan geri dön diye davet abi, aldı. Adam çıkarttı apoletlerini, istifa etti. Devlete karşı çıktı. Buradaki devlet fetişizmi korkunç bir şey. Hareket ordusunun ne yaptığının haberi yok. Yani hareket ordusunun Selanik'ten yola çıkıp İstanbul'a gelip padişahı görevden indirip bir denklem değiştirdiğini, bunları yapanların iddiaçı subaylar olduğunu, işlerinde Mustafa Kemal'in de olduğunu mesela. Yani bunu nasıl anlatacağım bu adama? Şimdi tabii. aynı çocuğu o döneme götürsen Kemal Paşa'yı taşlayacak vatan haini. Tabii işte ben yani sosyal medyada geçen siz 31 Mart'ta İstanbul sokaklarında İttihatçı avlardınız devlet adına dedim. Çünkü sizin devletten anladıkları şey metafizik bir devlet. Zamandan, mekandan münezzeh. Devleti o an kimin kontrol ettiğinin önemi yok. Tapıyor. Sadece bir tanrı put olarak devlete tapıyor. Onun dışında başka bir seçeneği yok. Halbuki örneğin şunu anlamıyor. Enverler, Cemaller, Talatlar da aslında devlet nasıl kurtarılır diyerek padişahı devirmişlerdi. Yani devleti savunmak için padişahı savunmaya gerek yok. Devlet fetişizmine, polisi, askeri bu anlamda fetişleştirmeye, onlara tapmaya gerek yok. Ama işte bu yeni milliyetçilik insanları aptallaştırdı, hafızasızlaştırdı. Yani şimdi ben bakıyorum sosyal medyada AKP'ye suç atılıyor bu konuyla ilgili. Elbette ki AKP'nin baskı politikalarının şunun bunun etkisi var. Ama öte yandan şöyle de bir şey var. Yani siz Kılıçdaroğlu'nun ağzından kaç kere
bu ülkenin ilerici geleneğine sahip çıkan açıklamalar duydunuz. Yani CHP terk etti orayı. Menderes'in mezarının başında dua okuyan adamlar bunlar. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, şusu busu. Yani ne olursa olsun CHP seçmeni en azından Menderes'in kim olduğunu bilirdi. Demirel'in kim olduğunu bilirdi. Türkeş'in kim olduğunu, Özal'ın kim olduğunu bilirdi. Bunlar moda çıkarttılar. Her ölüm yıl dönümlerinde saygın devlet adamı Turgut Özal, saygın devlet adamı Alparslan Türkeş, saygın devlet adamı Süleyman Demirel. Ya delirttiler o toplamı, aşağıdaki tabanı delirttiler. O yaş kuşağı zaten gitti. Onun altındaki yaş kuşağının da kitapla, tarihle, okumayla, bilgiyle, şunla bununla uzaktan yakından alakası olmadığı için onlar zaten uydurup kendileri bir takım tarihsel figürleri tarihten çekiyorlar. Onlara aslında hiç sahip olmadıkları bir kimlik ve anlam atfediyorlar. Ve onun üzerinden de işte Turan, Ülkü, şehitler, dediğim gibi devletimiz falan filan diye korkunç bir edebiyat dönüyor. O yüzden elbette ki yapılması gereken bir sürü şey var. Yani az önce söylediğim mesele, birincisi eğer bu ülkede Nisan ayından itibaren çok büyük bir sınıf saldırısı başlayacaksa sermayenin, bir, emekçilerin bu saldırıya karşı nasıl direneceğine dair bir takım mekanizmalar oluşturmak üzerine kafa yorulmalı. Bu ya bir yerde mutlaka duruyor. Çünkü Türkiye en az 2 yıl boyunca derin yoksullaşmanın hiç görülmediği bir konjonktüre gidiyor. Bu çok net. Ve bu beraberinde bir takım tepkiler getirebilir. Ya da ülke korkunç bir sessizliğe de bürünebilir buradan. Buradan faşizme de gidilebilir. Aşırı sağa da alan açılabilir. Demek ki yani solun öncelikli görevi bir şey yapacaksa burada bir sınıfsal barikat nereye kurulur? Ne yapılabilir? Toplum harekete geçirilebilir mi? Geçirilemez mi? Bugünkünden daha örneğin militan tavırlar alınabilir mi, alınamaz mı, bir ona bakmak lazım. İkincisi, biraz daha uzun vadeli bir proje olmakla mutlaka Türkiye'de bu yükselen yeni faşist harekete karşı, seküler milliyetçilik denilen faşist harekete karşı çok net bir takım ideolojik savaşlar verilmeli. Yani onların yücelttiği figürlerin aslında onların yücelttiği figürler olmadığı, bambaşka insanlar oldukları, Mustafa Kemal'in, İttihatçıların, öte yandan atsız gibi adamların nasıl adamlar oldukları, öte yandan 12 Eylül öncesinde bu ülkede faşist hareketin kimleri niye öldürdüğü, kime hizmet ettiği, NATO, Gladio, Kontrgerilla, öte yandan Türkiye'de edebiyatın aslında kimler tarafından üretildiği, iyi romanı kimin yazdığı, iyi müziği kimin yaptığı, iyi şiirin sahibinin kim olduğu, bunlar anlatılmalı. Ya da denizlerin, mahirlerin bu ülke için nasıl öldükleri, hani diyorsunuz ya zulme karşı mukavemet. Yani tarihimizde kaç tane zulme karşı mukavemet etmiş adam var? Yani bizim çocukları bir kenara bıraktığımızda bu ülkenin tarihinde zulme direnmiş kimler var mesela? Ya bunların hepsinin anlatılacağı bir takım, dediğim gibi, projeler, mekanizmalar, artık dergi mi çıkarılacak, çok iyi internet siteleri mi yapılacak, sosyal medya hesapları mı açılacak, TikTok'tan videolar mı paylaşılacak? Bunu bilemiyorum. Bunun üzerine kafa yormak lazım. Ama eğer sol Türkiye'de ayaklarını hala bu ülkeye basmak istiyorsa, gerçekten hani bir yandan sınıfa nasıl gidilir, sınıfla nasıl kurulur, bağ kurulur, işçi sınıfı nasıl örgütlenir, buna bakacak. İkincisi, dediğim gibi, bir karşı hegemonyanın yaratılması ve çoluk çocuğun bu faşizmin elinden ne kadar kurtarılabilirse kârdır, onun nasıl kurtarılacağı üzerine kafa yorması lazım. Ve bir de üçüncü bir şey var. Muhtemelen AKP bu süreçte Nisan ayından sonra, kaç ay sonra olur bilemem ama hep konuştuk, yeni anayasayı hilafet ve şeriat tartışmaları üzerinden bu ülkenin önüne getirecek. O andan itibaren de, daha doğrusu yani hep yapılmalı ama o andan itibaren de mutlaka cumhuriyetçi reflekslerin yeniden diriltilmesi, aydınlanma laiklik mücadelesinin yeniden diriltilmesi ve üstelik onun bir şekilde de sınıf mücadelesiyle buluşturulması gerekiyor. Yani ülkede sömürünün, yani hep söylüyoruz, emeğin sömürüsüyle dinin istismarı arasında bir bağlantı var. O bağlantıyı doğru bir şekilde topluma götürebilen bir sol çok büyük ani sıçrayışlar yapabilir. Yani bugünkü durduğu yerden kat be kat güçlü hale gelebilir. E zaten bunları yapamayacaksak bu dükkanı kapatıp gitmek lazım. Bu nedenle de yani 31 Mart seçimlerinde neler olacağını geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. İşte yani iktidarın artık bir hikaye anlatamadığı, muhalefetin umut olamadığı, tuhaf bir pat durumunun ortaya çıktığı bir süreç gelir. Büyük şehirler büyük ihtimalle CHP'nin, muhalefetin elinde kalır. AKP'nin oyları kısmen düşer ama AKP'nin oylarının, tüm bu yaşanan manzaranın içerisinde AKP'nin oylarının düşmesi beraberinde öyle rejimi sarsacak bir karakter nitelik taşımaz. Sonrasında ise, sonrasına artık bakmak lazım. Yani birkaç ay içerisinde buraya bir adımlar son derece önemli.
Şimdi buraya bir ek yapayım. Çünkü dış politikada da AKP'nin şimdi yeni bir açılım yapabileceği bir döneme gidiyoruz bir yandan. Yani tam bu anlattığın denklem bir yandan da son dönemde yeni bir şekillenmeyle beraber farklı bir formata geçebilir. Ne bir şekillenme? İşte Halı'nın, Fidan'ın bu ABD ziyaretleri, bununla beraber ABD'den gelen kimi işaretler, tüm bunlarla beraber Irak'a yapılacak ziyaret, Suriye'deki bir denklem değişikliği meselesi aslında ABD'nin Türkiye'ye bölgede yeni bir misyon, bir çerçeve sunduğu gibi bir izlenim uyandırıyor. Yani daha derinlikli konuşmak lazım elbette bunu ama bu bahsettiğin formatın üzerine Türkiye'nin, daha doğrusu Erdoğan'ın aradığı bir çıkış kapısı haline gelebilir bu. Türkiye'nin başını çok büyük belaya sokar elbet ama Erdoğan'ın bu yeni Osmanlıcılık meselesini tekrar daha fazla canlandırdığı, şeriat vesaire söyleminin daha fazla gündeme getirilebilmesine olanak sağlayan yeni bir motivasyon kaynağı haline sokabilecek ki bu mesela birazdan konuşuruz, bir soru da var onunla ilişkin. Kürt başlığında, Kürt meselesi başlığında AKP'ye yeni olanaklar da tanıyan bir alan açabilir burada. Tüm bunlara baktığımızda aslında eğer sol veya Türkiye'deki muhalefet bir sıçrama yaratmazsa Türkiye başka bir pisliğin içerisine doğru, bu sefer çıkması çok daha güç bir pisliğin içerisine doğru yuvarlanıyormuş gibi gözüküyor. Hani bunun detaylarını elbette konuşacağız. En azından birkaç gün içerisinde ben de bir yani o, bu görüşmeler ne anlama geliyor gibi bir dış politika bazında bir yayın yapmayı düşünüyorum. Ama format aslında aşağı yukarı seninle şu konuştuğumuz format 3 aşağı 5 yukarı bu iç kısmı. Böyle bir denklem de var yani. Evet evet tabii yani şimdi biraz bu meseleyi de açalım. AKP özellikle son birkaç yıldır adım adım bütün bölgesel ve hatta küresel iddialarından geri adımlar attı. Yani Libya meselesinde böyle, Suriye meselesinde böyle, işte Doğu Akdeniz meselesinde böyle ve Mısır. Mısır meselesinde böyle ve hepsinde de aslında emperyalizmle, Amerika'yla yeni bir uzlaşma düzleminde buluşma arayışlarıydı bunlar. Yani hep şunu söyledik, Biden geldiği günden beri Erdoğan'a yüz vermedi, masaya oturmadı. Yani şöyle yapmasına bakardı, o yüzden de Erdoğan kendisine alan açmak için gitti, Putin'le görüştü, bilmem ne yaptı falan filan. Ama bugün gelinen nokta itibariyle evet yani İslamcılık bir kez daha özüne döndü. Hani hep şunu söyledik biz, dedik ki ya bu liberaller hani sınıf kaçkını, sınıf yoksunu oldukları için bilmiyorlar, dünyayı doğru okuyamıyorlar, bütünlüklü bir perspektifleri yok. Jeopolitiğe bakıyor ve diyor ki Türkiye Rusçu oldu, Türkiye Avrasyacı oldu. Yapma ya. Yani bir bak bakalım, ekonomi politiğe bir bak. Yani ithalatı nereye bağlı, ihracatı nereye bağlı, finans sektörü nereye bağlı. Ya Swift'ten, Swift'ten çıkarıldığın an bankacılık işlemi yapamazsın. Neyin Avrasyacılığı? Türkiye'ye o kapıyı kim açtı? Yani şimdi sen Avrasyacı oldun ve Ukrayna'yla diğer ülkelere rağmen ilişki kuruyorsun. Ya iyi de ABD niye seninle iş yapmayı yasaklamak yerine seni teşvik etti Ukrayna'yla iş yapmaya? Ya seni orada bir kapı olarak tuttu. Şimdi bu senin ona rağmen yaptığın bir şey değil. Tam da seni iterek yaptığın bir şey. Bir başka denklem Somali meselesi. Yakında o da gündemimize gelecek daha fazla. Türkiye Somali'ye bir ciddi deniz kuvvetleri konuşlandıracak. Ya senin Somali'ye gitmeni ABD itmediyse, Avrupa Birliği itmediyse nasıl yaptın bunu? Rusya mı itti mesela? Ha, bir tane itiraz gelmedi Batı dünyasından mesela Somali'ye ilişkin. Hatta tersten teşvik eden açıklamalar vesaire geldi. Şimdi buradan baktığın zaman Türkiye'yi yani hani o tarz referanslar vermek çok doğru değil belki bir yerden sonra. Sevdiğim bir işte değil ama hani bu şey vardı ya, Türkiye'nin en değerli ihraç malı askeridir meselesi. Yok, doğru aslında yani bazen karşı devrimciler de antikomünistler de doğru söylerler. Bu çok net. Çok yani Soros net, doğru söylüyor bu anlamda. Yani net tanımlayan bir cümle. Şu an Türkiye'yi arkadaş senin artık satacak bir şeyin kalmadı. Barını yoğunu, malını mülkünü, fabrikanı bilmem neyini sattın zaten. Artık bir askerin var. Biz askerin için sana iş yaptırırsak yaptırırız. Bu Orta Doğu'da yeni açılan denklem için de böyle. Somali denklemi için de böyle. Ukrayna bilmem ne mevzu için de böyle. Şimdi 14-28 Mayıs seçimlerinde AKP'nin kaybedip kaybetmeyeceğini izledi Amerikan emperyalizmi. Kaybetmeyince Erdoğan'a yeni bir kredi açıldı. Erdoğan da zaten az önce konuştuğumuz üzere adımlarını, geri adımlarını atmıştı. Bunun üzerine
Önce Finlandiya, sonra adım adım son bir sene içerisinde İsveç'in NATO üyeliği geldi. ABD ile F-35 yok ama F-16 anlaşması yapıldı. S-400'lerin zaten kullanılma ihtimali yoktu. Onlarla ilgili bir garanti verilmiştir. Vesaire. Hepsinin toplamı neticesinde şimdi adım adım güvenlik çemberi denilen o çemberin son artık kalan kısmını kapatmaya dair bir iddiası var Erdoğan'ın. Bunu zaten söylüyor. Yani, miting meydanlarında da söylüyor. Nasıl bir görüşme trafiği var mesela? İşte kalın fidan Amerika'ya gidiyorlar. Orada bir takım görüşmeler yapıyorlar. Geliyorlar Irak'a gidiyorlar. Hem Barzani ile görüşüyorlar. Askerler örneğin Barzani güçleriyle görüşüyor. Haçlı Şabi ile görüşüyorlar. MİT Haçlı Şabi ile görüşmeler yürütüyor. Ondan sonra Irak Türkmen cephesi ile görüşülüyor. Kerkük'teki kanaat önderleriyle görüşülüyor. Erdoğan örneğin 12 yıl sonra yarın mı ertesi gün mü bu hengamenin ortasında, seçim hengamesinin ortasında Irak'a gidiyor mesela. Yarın. Ha yarın galiba. Şimdi seçim konjonktüründe durup dururken Irak'ı niye ziyaret ediyorsunuz? Ya bunun bir anlamı olmalı. Seçimden önce bu operasyonun yapılma ihtimalini ben zayıf görürüm. Yani çok az kaldı. Bunun hazırlıkları var mıdır yok mudur? Ama iş sanki böyle yaza doğru Nisan-Mayıs aylarında büyük bir belki de hani ülke tarihinin en büyük sınır ötesi operasyonlarından birinin gerçekleşeceği belki böyle 3-5 aya yayılma ihtimali olan bir tırnak içinde savaş konseptiyle ilerleyecek gibi görünüyor. İşte şimdi o bir sürü işe yarar. Bir yandan enflasyonun üzerini kapatırsın, işsizliğin açlığın üzerini kapatırsın. Milliyetçilik bayrağı altında milleti tekrar bir araya getirirsin. Bir sermaye bulursun. Yurt dışından sermaye getirir bu. Yani ABD üzerinden bir sermaye akışı yaratırsın. Belki sermaye getirir. Onun dışında muhalefet örneğin diyelim ki beklemeyiz ama Özgür Özel gerçekten de sokağa çıkma kararı almıştı. Toplumsal muhalefetin önünü bir kere daha kesersin. Bunlar vatan millet Sakarya edebiyatıdır. Zaten sesinizi çıkarmayın. İşte dış politika millidir falan filan denir. O ortamda da örneğin bir yeni anayasa üzerinden yani toplum bu kadar bir kez daha sağcılaştırılmışken bir milliyetçi İslamcı operasyon çekiliyorken içeride kayyumları atarsın vesaire. Tüm bunlar üzerinden örneğin yeni bir anayasayı çat diye koydun. Dedin ki bakın zaten ülke bir beka konjonktüründen geçiyor. Bir varoluş sorunuyla karşı karşıyayız. Bizim bir güvenlikçi devlet rejimine artık ihtiyacımız var. Bunu ortaya koymalıyız. Vatan hainleri bir tarafta, vatanseverler bir tarafta. Bunun üzerinden bir yeni anayasayı örneğin önümüzdeki süreçte 6 ay sonra, 7 ay sonra Türkiye'nin gündemine getirebilirsin. Bunların hepsi olasılık dahilinde. Yani belki bu sene bitmeden anayasa yapmak falan hani çok seçim yorgun ülke falan denilebilir. Ama bu bir ihtimal dahilinde. Ama AKP'nin gerçekten hani durursak düşeriz diye baktığını biliyoruz. Sürekli pedal çevirmek zorundalar. Sürekli şeyi arttırmak, level'ı arttırmak zorundalar. Çünkü şunu da görecekler bence. Seçim sonuçları istedikleri gibi olmayacak. Aleyhlerine olacak. Yani seçimde gerçekten bir takım sürprizlerle karşılaşabiliriz. Cumhur İttifakı'nın oyunda ciddi düşüş görebiliriz. Büyük şehirlerden bazıların kaybedildiğini yani AKP'nin elinde tuttuğu şehirleri bırakın alamadığı şehirleri bazılarını kaybettiğini de görebiliriz. Böyle bir konjonktüre doğru gidiliyor. AKP'nin burada yapacağı iş madem ben kaybediyorum benden sonrası tufan çünkü Erdoğan hep konuştuk. Hani risk almayı Türkiye'de tek bilen isim bu anlamda. Kelle koltukta da yaşayabiliyor bir sürü geri adım atsa da. Ama onun için önemli olan siyasal bekasıdır, kendi ikbalidir. Onun adına her şeyi yıkabilir, her şeyi yıkabilir. Önümüzdeki dönem buna çok net bir şekilde gebe yani. Ki Batı'dan bu biraz önce konuştuğumuz çerçevede bir haydi yürü desteği aldıysa bu Erdoğan'ın koşması için yeterli motivasyon kaynağı. Çünkü tam da ihtiyaç duyduğu, zaten sıkıştığı, siyasi olarak sıkıştığı bir durumda bütün denklemlerini rahatlatabilecek bir iş bir yandan baktığınız zaman. Tabii muhtemelen şöyle bu arada ben Suriye'ye bir operasyon yani Rojava'ya bir operasyon beklemem. Amerika'nın hiçbir durumda buna izin vermeyeceğini düşünüyorum. Pazarlık oradan da yapılmıştır. Rojava'ya dokunmayın. Pazarlığı yapılmıştır. Ama Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı bir operasyona zaten ABD retorik düzeyde bunu hep gözetiyor. Yani işte YPG başka, PKK başka, Rojava başka, Kuzey Irak başka vesaire. Türkiye başka sözler verebilirler burada. Yani biz orta vadede Suriye'de sonsuza kadar kalmayacağız. Burada bir hamilik misyonu var. Evet. Buradan Kürtlerle bir bağlantı kurdurmaya çalışabilirler. Bu Barzani üzerinden kurdurmaya çalışabilirler. Örneğin PKK'nın
tırnak içinde mümkün değil de denklem dışı bırakıldığı bir konjonktürde Suriye'deki Kürtlerle daha Amerikancı oldukları için Türkiye'nin Amerikancı İslamcılarının daha kolay anlaşacağını düşünebilirler. Böyle uzun vadeli projeksiyonlar yapabilirler. Neyin ne olacağını bilmiyoruz. Ama şu an gelinen noktada tüm bu işleyen süreç ABD'den AKP'ye Irak'a yönelik bir operasyon izninin verildiğini gösteriyor. AKP de bir sürü aktörle aynı anda pazarlık yapıyor. Dediğim gibi Irak Türkmenleri, Haçlı Şabi, ondan sonra Barzani ve merkezi Irak hükümeti. Tüm bunları eğer yanınıza alırsanız PKK'ya bir operasyon yapmak son derece kolaylaşır ve üstelik buradan askeri anlamda bir başarı da sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi topyekun bir tasfiye asla mümkün değil. Ama bunu deneyecekler, bunu yapacaklar gibi görünüyor şu an. Evet, yani bu önümüzdeki dönemin yükselen tehdidi biraz buradan gelecek gibi. Hatta bu iş bir vade Suriye'de YPG'nin hamiliğine doğru evrilme şansına dahi sahip. Şu an için her ne kadar iklim çok müsait gibi gözükmüyor ama bu iklim Irak'ta bir başarının ardından acayip bir hızla değişebilecek bir duruma sahip. Bunu Suriye içerisindeki bir takım başka güçlerle ilişkiler vesaire üzerinden de oturtabilirler. Çünkü ABD'nin de bölgede böyle bir niyeti var. Hele hele ki hani onu bugünden yarına yapabilecekleri bir şey değil. ABD'deki ABD seçimleri, ABD seçimlerinin ardından ABD'nin alacağı pozisyon vesaire önemli. Ama gözüken şey şu ki Trump'ın adım adım tekrar iktidara geldiği ve Trump böyle bir başlıkta Erdoğan'la yeterli pazarlığı yaparsa Türkiye orada bir hamilik verebilir mi? İhtimal, bu ihtimal. Yani Trump bunu hayatta yapmaz diyebileceğimiz bir karakter değil. Ki Türkiye'nin de zaten bu süreçte özellikle yani şimdi İsrail'e yaptığı desteğin arkasında yatan şeylerden bir tanesi de aslında ABD'nin izin verdiği çerçeve bu anlamda. Tüm bunlara baktığımızda Orta Doğu'da Erdoğan yeni bir garabetin içine sürüklenebilir. İsrail'in orada zayıflığını tedarik edecek, giderecek. İsrail'e alan, çünkü İsrail'in bir alanı kapanıyor Orta Doğu'da. İran merkezli bir direniş ekseni toplamının Orta Doğu halkları içerisinde ciddi bir prestij yükselişi var. Buna istinaden askeri olarak da bir yükselişi var. Yani Yemen'deki denkleme bakıyoruz, işte Lübnan'daki denkleme bakıyoruz. Tüm bunlara karşılık Türkiye İsrail'e destek olabilecek çok güçlü bir güç olarak bölgeye kendini sokabilir. Bunun ciddi bir bedeli olur mu Türkiye'ye? Düşündüğümüzden daha büyük bedeli olacağını söylemek mümkün. Çünkü dışarıdan bakıldığında ABD'nin desteğiyle buraya itilmek demek, o direniş ekseninin de bir vade hedefi haline gelmek demek. Siz ABD gibi binlerce kilometre uzaktan gelen bir güç değilsiniz. İçeride çok zayıf, yani mülteci başlığından ekonomi başlığına varana kadar pek çok alanda çok zayıf, çok kırılgan bir ülkesiniz. Canınızı çok yakacak bir denklem buradan ortaya çıkabilir mi? Çıkabilir. Ya ben tek cümle söyleyecektim. Sen söylemiş oldun zaten. Tüm bu gidişatın sonu, örneğin eninde sonunda Türkiye ile İran'ın sahada karşı karşıya gelmesi olabilir. Çünkü bir tarihsel husumet var. Yani İran Şialı ile Türk Nakşibendiliği arasında 500 yıllık Safevi Devleti'nden beri devam eden bir süreç var. Ve o sürecin Orta Doğu'da eğer AKP böyle hani züccaciye dükkanına giren fil gibi oraya dahil olursa bu İran'la Türkiye'yi bambaşka bir şekilde karşı karşıya getirebilir. Yani şöyle şeyler var. Örneğin zaman zaman biz şunu duyarız. İran'da işte şu kadar Kürt idam edildi. Bunlar doğrudur elbette ki. Ama öte yandan İran'la PKK arasındaki öyle ya da böyle yıllardır, 10 yıllardır devam eden ilişkiyi kimse inkar edemez. Yani PKK'nın örneğin varlığını devam ettirmesini İran hep ister. Kendi içerisindeki Kürt muhalifleri idam edebilir, asabilir, bastırabilir, bu başka bir şey. Ama PKK'nın varlığından asla rahatsız değildir. Onu da bölgesel denklemin bir parçası olarak görür. Mesela İran PKK'ya hiçbir zaman Türkiye'deki ulusalcıların baktığı gibi bunlar net düz Amerikancı, bunlarla iletişim kurulmaz, bir araya gelinmez, diyalog vesaire, bunları hiç söylemez İran. Tam tersi jeopolitik ve stratejik aklıyla hareket eder ve düzenli olarak ilişki kurar. Kandil'in dediğini şöyle destekler. Yani şimdi Pejak var İran'ın içerisinde, PKK'nin kolu. Ve Pejak mesela son yıllarda, son özellikle 10-15 yıllık periyotta şeydir, İran'ın içerisinde bir iş yapmamaya çok dikkatlidir. Zaman zaman çatışıyorlar, karşı karşıya geliyorlar ama çok da özel bir şey olmuyor. Ha, netice itibariyle dediğim gibi hani tekrar iç siyasete dönecek
olursak ve bunun dışarıya yansıması da olur elbette. Hani çok net AKP'nin seçim sonrasına dair iktisadı falan filan konuştuk ama dış politikada ve Kürt sorununda da bir planın olduğu ve bunu kalın fidan ikilisi üzerinden ABD ile bir pazarlık düzleminde hayata geçirmek istediği çok net görülüyor artık. Kesinlikle. Şimdi bir saati doldurduk. Yani Kürt meselesine ilişkin Ümit'in bir sorusu vardı ama büyük oranda soruyu cevaplamış olduk aslında. Ha şunu söyleyeyim, biz zaten haftalarda söylüyorduk. Ben herhangi bir şekilde işte soruluyor çözüm süreci ve kayyum uygulamasına son verilmesi. Ha bu şu olabilir. Yani bir iyimserlikten ziyade birincisi eğer Kürt seçmen sandığa gitmek istemiyorsa nasıl olsa kayyum atayacaklar diye. DEM Parti bakın kayyum atayamazlar. Biz güçlüyüz. Kayyum konjonktürü ortadan kalktı diyerek Kürt seçmeni sandığa gitmeye ikna etmek istiyor olabilir. Yani çünkü gerçekten öyle Kürt coğrafyasını ben yakından bilmiyorum. Uzaktan sadece okuyarak takip ediyoruz. Örneğin belki şu an halk gerçekten de ya boş verin seçime katılmayı ne gerek var? Yani sandığa gitsem de benim oyum boşa gidecek diye düşünüyorsa örneğin buna bir yanıt olarak kayyum ihtimali ortadan kalktı. Atayamazlar gelin siz oyunuzu verin anlamında bir girdide bulunuyor olabilirler. Onun dışında çözüm süreci de muhtemelen şununla ilgilidir. Bir kez daha bence ABD'ye mesaj veriliyor. Deniliyor ki bakın biz bir kez daha masaya oturmaya razıyız ama bunlar istemiyor. Oturtun şunları masaya diyorlar. Yani daha önce konuştuğumuz Selahattin Demirtaş bence süreci öngördü gelmekte olan operasyonu. Mesela Başak Demirtaş'ın adaylığı aslında yeni bir çözüm süreci üzerinden Türkiye'nin yaz aylarında gerçekleştireceği o büyük operasyona karşı bir ön alma hamlesiydi. Bunu denedi ama olmadı. Çünkü devlet hani yazıyordu ya mektupta biz o adaylığı sıkılı yumruk gevşesin diye istedik diyordu. Devlet o elini gevşetmedi. Devlet elini gevşetmediyse bunun sonucu dışarıda operasyon içeride kayyum meselesi olur. Ve bu dediğim gibi yani Kürt siyaseti bunu görmüyor olamaz. Çok büyük deneyimleri var. Ama dediğim gibi herhalde içeride kendi tabanlarına lütfen sandığa gelin oy verin kayyum atamayacaklar vesaire bir şey söylüyor. Çözüm süreci meselesinde de bakın el uzatan taraf biz olduk. Özellikle ABD'ye, Avrupa'ya, Batı'ya bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Ama bu tek başına bence artık bu saatten sonra bir şey ifade etmiyor. Bu sürecin gideceği yerin kısa vadede öyle bir çözüm süreci olacağını falan düşünmek mümkün değil. Yok, bir çözüm sürecini zaten sanırım kimsenin aklında şu an öyle bir... Tabii, ama biz birkaç hafta önce yani henüz bu görüşmeler falan filan yokken hani Kürt siyasetiyle ilgili ne bekliyorsunuz mümkün değil bu işler bitti demiştik. Şimdi adım adım o görüşmelerden yani iktidarın yürüttüğü diplomasiden gidişatın nereye olduğu çok rahat anlaşılıyor. Şimdi soru yoktu ama birden bir soru bütünü tam programı kapatıyorken evet gelmiş. Kasım Süleyman niye öldürüldü? Ya Süleyman'ın öldürülmesi bambaşka bir denklem. O ABD'nin bölgesel müdahaleleri ve İran'la mücadelesi kapsamında yaşanmış bir iş. Bir miktarda... Çünkü Kasım Süleymani Orta Doğu'da ABD çıkarlarına yönelik en büyük tehditti bu kadar net yani. Yani Orta Doğu'da çok ciddi bir örgütlenme yarattı Kasım Süleymani. Yani Hamas'ın 7 Ekim saldırısının mimarının Kasım Süleymani olduğunu söylesem çok abartmış olmam yani. Ya o ilişkiler bütününü Kasım Süleymani kurdu. Yani o anlam. O network'ü, direniş ekseninin network'ünü yaratan kişi çok net bir şekilde Kasım Süleyman'dır. Yani şu an İsrail, Lübnan'dan Yemen'e kadar pek çok Irak'ta işte Suriye'ye geniş bir alanda tehdit algılıyorsa bu yapı inşasının ana aktörü Kasım Süleymani oldu. Muazzam bir Allah isim. Rahmet eylesin. Şimdi Aylin'den bir soru gelmiş. Avrupa'da yükselen bir faşizm var. Kelimenin gerçek anlamıyla faşist ve yüksek takipçili hesaplar sürekli X'de önüme düşüyor. Ki ben sadece X'deleri gözlemliyorum. Avrupa'da bir faşizmin yükselişi çok net. Yani şuradan söyleyeyim. Tamamını burada tartışmamız çok mümkün değil ama Avrupa'da faşizmin yükselişi... Ancak kaç kere aslında konuştuk bu meseleyi. Seküler milliyetçilik, Avrupa'da yükselen sağ popülizm konuştuk. Bu
Bu 2014'ten önce de aslında konuşuluyordu. Bu konuşuyorduk aslında. Çünkü 2014'te bir Ukrayna'da darbe yaptılar. Yani bugün bu Ukrayna'da ne oluyor? İşte Rusya işgal ediyor. Yani Rusya'nın niyeti başka, onu tartışmak için söylemiyorum. Ama Ukrayna'da Nazilere bir darbe yaptırdılar. Çok ciddi bir soykırım yaptırdılar. Mesela Avrupa'nın ortasında BM raporlarına göre 12 binden fazla insanın öldüğünü söyler BM. Ki aslında Ukrayna onu Donbas gibi bölgelerin dışında kendi kontrol ettiği topraklara sokmadı. O rakam 30 bin üzerindeydi. Yani Rusya müdahale ettiğinde 30-35 bin sivili katletmiş bir Nazi darbesi vardı Ukrayna'da. Biz 2014'ten sonra gördük bu darbeyi. Sadece o mu oldu? Olmadı. Şimdi Rusya Savunma Bakanlığı bugün bir liste yayınladı. Dünyadan Ukrayna'da beraber savaşmaya giden isimler. Özellikle Polonya, Almanya gibi coğrafyalardan on binlerce insan Ukrayna'daki Nazilere destek vermeye gitti. Ukrayna'da bir Nazi iktidarı var şu an. Öyle ya da böyle. Yani. Çok net bir Nazi iktidarı var. Bu Avrupa'da yükselen bir faşizm yarattı. Sadece Batı'nın desteklediği Ukrayna üzerinden değil. Yani Almanya'da bakıyorsun AfD işte ikinci parti konumuna geldi neredeyse. Fransa'da neonaziler ikinci parti pozisyonuna geldiler. Keza İspanya'da çok ciddi bir güçlenme var. Yunanistan'da bir güçlenme var. Yani. Portekiz'de son seçimlerde işte 3-4 gün önce Portekiz'de evet. De yani merkez sağ güçlü ama aşırı sağ oylarını anormal arttırdı mesela. Yani tüm kıtada, Avrupa kıtasının hemen her bir köşesinde çok ciddi bir yükselen neonazi hareket var. Bunun detaylarını burada da konuştuk. Başka programlarda artık en sonu konuşacağız. Temel denklem o. Avrupa'da ciddi bir yükselen faşizm var. Türkiye'de evet, yani çok şöyle bir şey söyleyelim. Kapitalizm çok net bir şekilde kriz yaşıyor. İnsanlar yoksullaşıyor. Gelir dağılımı bozuluyor. Sadece bizde değil. Bizdeki ölçekte olmasa da Avrupa'da da Amerika'da da bu böyle. Bunun faturasının birilerine çıkartılması, halkın tepkilerinin kapitalizm dışında başka bir yere yönlendirilmesi, işte göçmenlere, sığınmacılara, yoksullara, oraya buraya yönlendirilmesi gerekiyor. O yüzden de neofaşizm solunda, emek hareketinde olmadığı bir konjonktürde yükseliyor ve daha da yükselecek. Bundan emin olabiliriz. Yani dünya yeni bir devrimci döneme girmediği sürece, bu karanlıktan çıkmadığı sürece tüm dünyada neofaşizmin, milliyetçiliğin yükseleceğini ve adım adım buradan böyle 3. Dünya Savaşı senaryolarının falan yazılacağını göreceğiz yani. Bunlar kehanet de değil bu anlamda. Ki mesela 3 sene önce bu Alman istihbaratının AFD'yi nasıl köpürttüğü, nasıl desteklediği, nasıl finanse ettiği, nasıl eğittiği, silahla eğitim verdiğine ilişkin pek çok bir bilgi yayınlandı, paylaşıldı. Daha sonra üzeri kapatıldı. Sadece geçen 15 gün önce Alman istihbaratının, Alman Genelkurmay Başkanlığı'na ait subayların Ukrayna'daki Nazilerle beraber savaşı büyütme adına Kırım Köprüsü'nün vurulmasını nasıl tasarladıklarına ilişkin ses kaydı da yayınlandı. Yani Almanya merkezli olmak üzere Avrupa'da çok ciddi bir yeni Nazi yapılanması var. Ve devlet destekli. Yani öyle evet, düşünüyorum. Alman istihbaratı, doğrudan yani, Alman istihbaratı. Ben de yine Almanya'dan başka bir örnek vereyim. Böyle kudurmuş gibi 40 yıl öncesinin Kızıl Ordu fraksiyonunun firari militanlarıyla insanlar 60 yaşına gelmiş. Onları yakalamak için uğraşan bir Alman istihbaratı var. Bunu böyle başarı gibi sunuyorlar. Yani kadın 82'den 83'ten beri saklanıyormuş mesela. Ama bırakmıyorlar peşini. Ama örneğin AFD'nin ya da neonazilerin devlet, ordu, polis, istihbarat içerisindeki örgütlenmelerini görüyorlar. Ama oraya dair bir dert yok. Ya çünkü şunu söylemek lazım. Kapitalizm eşittir faşizm, liberalizm eşittir faşizm. Bunlar böyle birbirinden ayrı ele alınabilecek olgular değil. Ya işte en son çok basit bir örnek. Bir tane bu elini ayağını şusunu busunu kaybetmiş zavallı bir figür var Ukrayna'dan. Hala Nazi işareti yapıyor. Birisi de sosyal medyada onunla dalga geçmiş. Ki Nazilerle dalga geçmek en temel insan hakkıdır. Nazilerin hepsini şunun götüne sokup çıkarma. Yani öyle gerekir. İtin bilmem ne yapmak gerekir, tamam mı? Yani haktır bu. Gerçekten haktır. Sansürleyelim bu kısmı canlı yayında hemen. Şimdi bununla dalga geçen birine, kendisine liberal diyen tabii kendisine liberal diyen bir gazeteci bununla dalga geçen birine sizin ahlak anlayışınıza bilmem ne yapayım mı diyor. Falan filan ya zaten biliyoruz senin konumunun ne olduğunu, yani nereye yüzünün dönük olduğunu, fonun nereden geldiğini, Ukrayna-Rusya savaşındaki tutumunu, Filistin-İsrail savaşındaki tutumunu, korkunç ikiyüzlülüğünü, bir de yani o mizah anlayışıyla, o en temel insan hakkıyla dalga geçiyor. Sonra bir de şey diye haberler çıkıyor, aslında o fotoğraf yalanmıştı. Yo değil işte, doğrulandı. O gerçekten de bir Ukrayna askeri.
gerçekten de neonazi ve gerçekten de orasını burasını kaybetmesine rağmen ne diyorlar, zigot sehpa falan diye dalga geçiyorlar, hala Hitler işareti yapıyor. Hitler işareti yapan adama her şeyi söylemek en temel haktır kardeşim. Ha, bunları da şunun için anlattım. Dediğim gibi kapitalizmden, liberalizmden ayrı bir faşizm anlaşılamaz. Faşizm kapitalizmin her kriz döneminde yardıma çağırdığı üvey evladıdır. Bunu görmezsek hiçbir şey olmaz. Dünyada kapitalizm kriz yaşıyor. Şu anda da faşizmi göreve çağırıyor. Şimdi birisi şey demiş de, yani Neviş'in aynı anda hem nazizm hem siyonizmin unsurlarını taşıyan. Bugün nazizm ve siyonizm arasında çok... Evet, onlar kardeş. Bugün kardeşler. Yani o yüzden şimdi Netanyahu anti-nazi olduğu için değil. Hiç alakası yok. Netanyahu tam bir nazi karakteri. Tabii. Yani Filistinlilere, şimdi siyonizmle nazizm arasında bir akrabalık ilişkisi var. O yüzden hani... Hatta İkinci Dünya Savaşı'nda da vardı. Siyonistlerin bazıları ne kadar çok Yahudi katledilirse biz Avrupa'dan göçüp İsrail'de kutsal topraklarda devlet kurabiliriz diye düşündüler. Böyle de bir durum var ama o tarihsellik artık bugün çok net bir kapitalizm çatısı altında kardeşliğe dönüştü. Bugün dünyada neonazizm neyse siyonizm odur. Faşizm neyse İsrail devleti, İsrail yönetimi odur. Bu çok net yani. Ve üstelik yeni faşizmin temel düşmanı Avrupa'da artık Yahudiler değil. Mesela sen hiç duyuyor musun? Bir neonazi gidip bir Yahudi'yi dövmüş, Yahudi'yi öldürmüş, bir sinagogu bombalamış. O iş bitti. O İkinci Dünya Savaşı'nın işiydi. Yani günümüz faşizminin temel motivasyon kaynağı antisemitizm değil. Yahudi düşmanlığı değil. Bambaşka şeyler. Şimdi bunlardan bir tanesi mesela Türk düşmanlığı da vardır nazizmin hedefleri arasında. Bizim gerizekalı. Var, çünkü göçmensin, sığınmacısın orada. Göç Almanya'da. Neonazizmin temelinde tabii ki Türk düşmanlığı var. TC'den gelen göçmenler var. 50 yıldır hikaye böyle. Bizim gerizekalı Türkiye'deki naziler, yani neonaziler, işte Ukraynalı neonazileri överler. Ya bulsa herifler seni kesecek gerizekalı. Ki Ukrayna'da darbeler yapıldıktan sonra insanlar Kiev'den kaçmaya çalışırken kaç tane Türk'ün ekmeksiz bırakıldığını, Rusya saldırdığında kaç tane Türk'ün o sığınaklarda ekmek dahi verilmeden bekletildiğini, ki Türklerin kendileri Türkiye'ye dönünce anlattılar. Ya 300 kişiyiz biz, 10 tane Türk'ü ayırdılar, 5 tane de Hintli koydular yanımıza, bize ekmek bile vermediler diye bu adamlar anlattılar bunu zaten. Niye? Çünkü sen o adamın gözünde 2. 3. sınıf varlıksın. Aşağı ırksın. Aşağı ırksın. Tabii ki. Şeyler camiye sığınan Türklerin Ruslar o zaman çıkarırken, ki Türk dışişleri bile kabul etmek zorunda kaldı. Ukrayna devleti yola, Türkleri taşıyan otobüslerin olduğu yola mayınlar döşedi. Son anda Ruslar fark ettiği için o Türkler ölmedi. Ya 150 Türk de orada ölecek. Kim öldürecekti? Ukraynalı Naziler. Bunu Türk istihbaratı kabul etti. Biz dediler. Ama işte bizim gerizekalılara geldi anlattım. Programın sonunda bu ara bir soru bütünü toplama vesairede bir hareketlenme yaşandı. Demek ki böyle bir şey lazımmış. Bir Nazi. Bir de senin yeni bir kavram yaratman lazımmış Fatih, haberin olsun. Şimdi diğer sorulara bakıyorum. Almanya'da AfD'nin özellikle eski ya Doğu Almanya bölgesinde oyunun ve örgütlülüğün artmasını nasıl yorumlarsın Çağlar abi demiş. Şimdi şöyle bir şey, yani Almanya'nın özellikle Doğu Almanya Batı Almanya'dan çok daha müreffeh bir hayata sahipti tüm bir Sovyetler Birliği dönemi boyunca. Çözülüşten sonra ise en ciddi saldırı buraya yapıldı. Saldırıdan kastım özelleştirmeler, insanların konutsuz, mülksüzleşmesi. Fabrikaları söküp götürdüler ya batıya. Doğu Almanya'daki fabrikaları söküp batıya götürdüler. Yani devasa bir yoksullaşma yaşandı. Dünyanın en zengin toplumuydu Doğu Alman toplumu. Yani şeyden eşitsizlikleri kaldı. Şimdi Batı dünyası zaten eşitsizliklerle mağlul de, Doğu dünyası bireysel beslenmeden sağlığa, erişime, eğitim hizmetlerine vesaireye kadar baktığınızda her şeye en fazla ulaşan toplumdu ve birden 10-15 sene içerisinde çok hızlı bir yoksullaşma yaşadılar. Burada sisteme yönelik, yani kapitalizme yönelik bir öfke birikti. Ama ya zaten sosyalizm çözüldüğü için sosyalizme dönüşün de bir atmosferi kalmadı. Bir ideolojik yandan, bir saldırı var. Korkunç bir ideolojik saldırı. Saldırının kurbanı bu insanlar bir yandan ve yeni sisteme de bağlanamadılar. Haliyle bir arayış ve bu arayış burada Almanya'da çok güçlü bir nazizm geçmişi de olduğu için, ki Alman devletinde o nazizm varlığı hiçbir zaman sona ermedi. Toplumda da bu sona ermedi. Buna istinaden Doğu Almanya'da gerçekten çok ciddi bir nazizm şeyi var. Hatta yani şu an mesela hala Alman sol partilerin ağırlıklı olarak
oy aldığı, destek aldığı coğrafya yine Doğu Almanya'dır. Tüm ideolojik saldırıya rağmen. Ama ikinci olarak boşluğu dolduran da burada AfD gibi ultra sağcı, aşırı sağcı neonazi partiler oldu. Diyelim. Evet, Doğu Almanya bir ekonomi mucizesi olarak literatüre geçmişti. Doğrudur. Vergi politikası demiş Gris Roman da, o çok uzun bir denklem ama gelire istinaden vergi politikası uygulanması lazım. Herkesten eşit KDV, ÖTV gibi vergiler sermaye sınıfını destekleyen vergilerdir. Siz gelir vergisi bazlı bir vergilendirme sistemi koyarsanız, yani zenginden çok vergi, yoksuldan az vergi, aynı zamanda temel yaşamsal ihtiyaçların vergisiz veya minimum vergili hale getirirseniz, bu zenginliği daha adil, daha eşit bir biçime getirir. Yani benim bir evim var. Ben o eve götürüp atıyorum yüzde, her sene evin %10'u kadar vergi veriyorum. Öteki evin 300 tane evi var. O da %10'u kadar vergi veriyor. Bu iş böyle olduğu zaman ben bir vade yok olurum. O zenginleşmeye devam eder. En kaba haliyle diyeyim. Benim gördüğüm sorular bu biçimde. Abi Ekim var mıdır? Bir buçuk saate dayan, bir saat. Evet, yoktur. Nasıl olsa gündem yoğun. Haftaya yine görüşürüz, konuşuruz. Ekstra bir gündem olursa. Arkadaşlar, ekstra program yaparız. Hala abone olmayanlar varsa olmalarını rica edeyim. Bildirimlerini açarsanız da yayınların zamanından haberdar olursunuz. Onu söyleyeyim öncelikle. İkincisi, bu işin bir dünya boyutu olacak. Dünya boyutunda fırsat bulursam yarın veya olmadı pazar akşamı Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki denklemlere nasıl girebileceğine ilişkin, başımıza ne bela açılacağına ilişkin biraz daha orada detaylı da konuşuruz. Abi sen de istiyorsan buyur gel, beraber öyle de konuşabiliriz. O bir ek program diyorduk, o da olabilir. Eyvallah. Diyeyim. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Herkese teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar arkadaşlar.